Hello herkese İyi akşamlar, İyi bir hafta diliyorum. Um, umut ediyorum ki bu hafta böyle güzel haberler aldığımız, böyle huzurlu olduğumuz, üzülmediğimiz bir hafta olsun. Hazırsanız hemen gündemi değerlendireceğiz. Dakika bir, gol bir. Ebru Gündeş evlendi evlenmesine ama Ebru Gündeş'in e, eşinin, eski eşinden Murat Özdemir'in evli olduğu e, eski eşim Selin Kabaklı'dan enteresan bir itiraf geldi. Selin Kabaklı diyor ki, hem benle evliyken bir haber spikeriyle birlikteydi, hem de Ebru ile birlikteydi diye. Aynı anda üç kadınla yani. <laughs> Ebru bunu öğrendiğinde acaba ne düşünecek? Gerçi Ebru'nun numrunda değil, sahnesinde aşkta aşk deyip duruyordu o. Ellisinde yakaladığı aşkın büyüsüne kapılmış ama ee, eski eşten zehir zembelek sözler aynı anda hem Ebru Gündeş hem de bir haber spikeriyle eski eşinin ilişkisi olduğu itirafında bulundu. Acaba bu spiker kim? E, haber spikeri. E, çok merak ediyorum. Kafamda bir isim var ama şimdi hani bu iddia <laughs> acaba o mu bilmiyorum ama enteresan bir şekilde biliyorsunuz böyle kimdir e, skandal aşk hikayelerinin ...ana kahramanlarından birisi... Ee, ...B, A yani... ...bana öyle geliyor bilmiyorum... size e, ...hadi direkt ismini söylemeyelim... ...çünkü belki başka birisi çıkar... ...şifreli konuşalım isterseniz ama... ...ben öyle düşünüyorum... ...bilmiyorum siz ne dersiniz... ...ama bu zaten ilişkinin de uzun ömürlü bir ilişki... ...evlilik ne derseniz adına... ...olacağını da ben düşünmüyorum... ...Sükrut'ü hayal yaşayacak Ebru Gündeş... ...çünkü ektiğini biçecek... ...mutsuzluk üstüne mutsuzluk olmaz... Uzun uzun konuşmaya gerek yok ama adamda da bir kişiliksizlik söz konusu. Bakar mısınız? Üç kadın aynı anda idare eden adam. Her yere mavi boncuk dağıtan bir adam. Karısına, evliliğine ne kadar sadakatle bağlı olur. Olacak olsa bundan önceki iki tane eşini olurdu. Dünyalar güzeli eşleri. Birisi Türkiye güzeli düşün artık yani daha ötesi var mı? O bile çocuk doğurmuş. onda da bulamadığını Ebru Gündeş'te mi bulacak? O Ebru Gündeş'i sahnede gördüğü herkesin kürtük tür dikkat izlediği haliyle e, aşık olacak ama sabah uyandığında 50 yaşında bir kadın uyanacak ve bunu e, uzunca bir süre sonra alışkanlık hale geldiği zaman şöyle ne bileyim birkaç ay geçtikten sonra bakalım neler hissedecek ve düşünecek ve nereye evrilecek ilişkileri çok merak ediyorum. Çünkü böyle e, e, nasıl diyeyim işte e, tabii ki ya ünlü olmanın, yıldız olmanın getirmiş olduğu bir ışıltı da oluyor biraz ona aldandığını düşünüyorum bu adamın daha önceki görüşmelerine benzemez evlilik başka bir kap başka bir boyuta taşıyor ilişkiyi sevgiliyken hiçbir zaman tam senin olduğuna emin olamıyorsun yani sevgililik başka bir şey evlilik başka bir şey evlilik çok güzel ama eğer içini boşaltmazsanız eğer gerçekten beklentileriniz e, ne bileyim çok fazla değilse evlilik çok güzel bir şey yuva kurmak çok güzel bir şey ama bunun yuvanın evliliğin bilincinde bir adam olabileceğini ben düşünmüyorum bu adamın. Hele de bir erkek çok parası varsa kardeşim. Tatminsiz, egosu şişik, ne bileyim mutsuz oluyorlar. Bir laf vardı. Hedefe giden yolda sarf ettiğiniz çabayı ya da mutluluğu elde ettiğinizde de duyabiliyorsanız büyük bir başarı elde ettikten sonra o mutluluğu duyamıyorsanız. Hani bir şey elde etmek istersiniz de onun için çok çaba sarf edersiniz. Elde edene kadar da o çaba sizi çok mutlu eder. Çünkü hedefe adım adım gidiyorsunuzdur. Ama elde ettikten sonra o yolculuktaki mutluluk bitiyorsa işte sükutu hayal demektir. Yani Ebru gündeş elde edene kadar ya da Ebru Gündeş'le e, ne bileyim işte önce sevgiliydi şuydu buydu şuydu, karısı oldu artık. Anladınız mı? Başka bir levele geçti. Başka bir boyuta geçti. Bundan sonra bakalım işte o hayal ettiği mutluluğu gerçekten Ebru Gündeş zannettiği o kafasında canlandırdığı hayalle karşılaşacak mı? Hepimizi şaşırtır inşallah umarım da mutlu olurlar diyelim gene de. Kimsenin evliliğinin mutsuzlukla ne bileyim e, ya da e, kötü başlamasını temenni etmeyiz. Neticede adam boşanmış, Bir de karar vermiş ve Almış bu kadını, evlenmiş. Ama bir de görünen işte kadının buradaki feryatları olmasaydı bu kadar gene konuşmazdık. Adam boşanmış, evlenmiş. Bunda bir sorun yok tabii ki. Ama bu kadının e, içindeki yara bakalım başka daha neleri dökecek. Kadının içi kaynıyor. Kadın tutamıyor kendini. Zaten demiyor muydu bir konuşursam yer yerinden oynar. Kim bilir daha neleri 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 söyleyecek? Ay bu aralar. Hadi haberlerimin içerisinde yok. Bilmem size de denk geliyor mu TikTok'ta. Yine Muhammed Yakut coştu. Ay inanılır gibi değil. Nihat Hatipoğlu'na veriyor veriştiriyor. 25 yaşında sevgilisi var. Hele bir çıksın gene ATV'de Ramazan'da program yapsın. Ben de biliyorum elimdeki kasetleri yayınlamasını diye. Ver yansınlar yapıyor. Muhammed Yakut inanılmaz e, bileylenmiş bir şekilde. Hem Hakan Fidan'a hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem de kimlere kimlere gene bir açıldı bir parladı. Seçim öncesi bir saldırma politikasıyla devam ediyor. Ee, menzil şeyhine de saydırıyor. Bunlar diyor din adamı değil. Bunların inandığı dine ben inanmıyorum. Şudur budur. Gerçi yani dini bir şekilde kullanıp istismar ettikleri de bir gerçek. O ayrı bir konu ama yani Nihat Hatipoğlu hakkında söyledikleri yani bu ne lahana bu ne pehriz. Ataşehir'de yerine kadar söylüyor 25 yaşında. Bir sevgilisi var diyor. Onunla resimleri var diyor. Bilmem ne var diyor elimde diyor. Hele bir çık diyor Ramazan programı şimdi geliyor Ramazan'da. Biliyorsunuz ATV'nin ne derler yumuşak naif hocalarından Nihat Hatipoğlu'nun başı Muhammed Yakut'la dertte. Bu Muhammed Yakut'tan da herkes çekiniyor. Acun bile geri vites attı hemen gönderi verdi Gülşen'i biliyorsunuz. Herkes bir Muhammed Yakut'tan istihbarat başkanı gibi nereden buluyor bu belgeleri nereden eli şu bir de Türkiye'de de değil. Demek ki burada bağlantıları olan sağlam bağlantıları olan birisi. Ama e, insanları bu şekilde işte dinden soğuyorlar. Gerçekten bak artık dinden bugün enteresan bir şekilde işte YouTube'da Alper Rende Afganistan'a gitmiş, hani şeriatla yönetilen ülkeleri bir nasıl bir bakalım falan gibisinden en tepesinde de Afganistan geliyor. Taliban geldikten sonra İslami şeriatla yönetilen bir ülke haline geldi. Ay gri bir şehir, e, evler zevksiz, tuğladan nasıl diyeyim böyle nasıl bir tam bir orta çağ yaşanıyor ve kadınların tamamı evine kapatılmış. E, Alper Rendi'yi izledikten sonra baktım birkaç video daha denk geldi. Ne cesaret yine bir YouTuber bir kadın hem de tek başına Afganistan'a gidiyor ve orada işte ara sokaklarda geziyor başına gelenleri. işte orada çekim yapıp paylaşıyor. Ee, sürüklendim iki videoyu da e, soluksuz izledim diyebilirim. Alper Rendi diyor ki bir kez daha Cumhuriyet'in değerini anladık. Bir kez daha Atatürk'ün bize neler bıraktığının değerini anladık diyor. Acaba şu e, yırtınanlar var ya şeriat diye ee, özellikle de kadınlara söylüyorum. Acaba bir gitselerdi bir kalsalar Afganistan'da şöyle bir 15 gün tatil yapıp gelseler. Çok değil 15 gün. Çünkü Atatürk'ün onlara sunduğu olanaklar e, oturmuş bir demokrasi tam Avrupa kadar olmasak da gene tabii ki Orta ile kıyaslanamayacak kadar özgürlüklerimiz var. Bunun altyapısını Atatürk bizlere ay ışıklar içerisinde olsun ki oluşturmuş ve eğitimli bir 100 yılda nesil yetişmiş. Öyle kolay değil. Şimdi bu eğitimli 100 yılda yetişen nesli bakın orada e, düşünsenize nüfusun yarısını eve hapsetmişler. Sokaklar pislik içerisinde. Hani şeriat şeriat diyorlar da bu şeriatın uygulanıp da insanların mutluluk endeksinde en yukarılarda görünen bir tanesi çıksa da doğru diyeceğim. Hele kadın sokakta gırtlağını keser diyen mi ararsın işte kötü kötü bakanlar mı ararsın hatta Taliban o polis gibi geldi onu bir bindirdiler pasaportunu kontrol edip geri bıraktılar. Gerçekten Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette böyle e, özellikle de hanımlara sesleniyorum böyle hani e, şeriat naraları atan kadınların gidip bir 15 gün Afganistan'da böyle bir tatil için ya. Hep Avrupa'ya gitmeyin. Zenginleri bir de biliyorsunuz örtünüyorlar ve Avrupa'ya gidiyorlar. Bütün konfor alanlarından hiçbir şey eksiksiz. Lütfen bir gidin bir Afganistan'ı görün. Ondan sonra bu şeriatta hala kararlı mısınız? Bazı kadınların kimliği bile yok. Yani Bazı kadınların evleri hapsetmişler yani. İnanılır gibi değil yani. Bu eziyete bu işkenceye bakalım tahammül edebiliyor musunuz? Özgür bir ülkede şeriat istemek çok kolay. Zaten bu e, İslamcı kafalar eee kaça kaça ta İngiltere'lere kadar gider oraya da gider şeriat istiyoruz diye naralar atar. Ya gerçekten insanoğlu oğlum e, ilkel kalmak istiyorsa zannediyorlar ki İslam'ı da yaşayamıyorlar. Yine birilerinin maşası oluyorlar. Şimdi de Çin mesela Amerika gitti kurtuldu mu Afganistan? Şimdi Çin. Yeraltı kaynaklarını, zenginliklerini Çin alıp götürecek. Yani eğer ki eğer ki kadınlar evde oturursa istihdama katkısı olmazsa, beyinlerinden faydalanılmazsa bir toplumda ne olacağını ben size söyleyeyim. Biri gelir, birisi gider. Sen ülkende e, özgürsün zannedersin veya da bir takım konularda e, kendini özgür hissedebilirsin ama birilerinin kuklası, birilerinin maşası olursun. Ha şimdi de Amerika gitti Çin'in elinde. Bütün o dağın altındaki e, zenginliklerini, kaynaklarını güzelce sömür. Birkaç tane aile orada zenginleşir ama halk gene yoksul. Sokaklarda perperişan, pisliğin içerisinde yaşarlar, debelenip dururlar. Böyle mi olalım? Yani o yüzden lütfen ne istediğinizden de emin olun demek lazım böyle düşünenlere bunu söylemek istiyorum. Bir de nasıl ironiktir ki işte biliyorsunuz şimdi Suudi Arabistan'ın prensi, kralı baş koydu Salman. Ben Suudi Arabistan'ın Atatürk olacağım diyor adam. Ne ironiktir ki biz de gittik orada Atatürk posteri açamadık. Suudi Arabistan'da oynanan maçta bir gürü yaygara koptu çıktık, geldik. Yani Salman bile Atatürk hayranıyken ay neler söyle bizim de cübbeli ay pantolonlu kadınlar duruyor otellerde ne güzel gidiyorduk da orada işte kadın yoktu da falan da yani bağnaz bir kafa bizde de maalesef bu örümcek kafalar yok değil var ama bu örümcek kafaların Allah eline düşürmesin özellikle hanımlara sesleniyorum yani kadınların bu örümcek kafalı adamların elinde oyuncak olduğunu düşünürseniz yani hiçbir şeye hayır diyemeyecek duruma getirecekler. Ya yani varsa yoksa zaten dertleri kadınlarla. Yani ne bileyim doğruluk, dürüstlük, ilkeli ne bileyim bir takım konularda e, medeni insan, medeni insan medeni insanın beklentileri farklıdır değil mi? Hiç o taraflarda bezi yok. Varsa yoksa e, kadınlar üzerinden kadının kıyafeti, kafası, saçı, kıçı, başı, sonsuzluğu, kainatı, evreni yaratanın böyle bir talebi olabileceğini düşünüyorlar. Ay çok üzücü ama ne yapalım. İlkel kalırsak Sonumuz Çin'in, Amerika'nın ya da hangi güç süper güçse onun kuklasından başka öteye gidemeyiz. Afganistan'da şimdi İslam mı? Ha, kendi aralarında ne yapıyorsanız yapın diyorlar ama yine kaynaklarını ülkesinin halkı değil bir başkaları sömürecek. Biri gider biri gelir o sömürür. O yüzden dikkat edin İslam coğrafyasını. Hepsi sö sömürülüyor. Buna uyanmış olacak ki E tabii dünya... Bir, ne bileyim eğitimini yurt dışında almış bir prens Salman dünyaya bakış açısı dünyanın nereye gittiğini gören bir adam tabii ülkesinin de geri kalmasını istemiyor ee, çağdaşlaşmak adına bir takım adımlar atıyor bir kadının pantolon giymesinden rahatsız örümcek kafalılar. siz çalmaktan çılmak çırpmaktan rahatsız olun ya evrenin kainatın yaratıcısı bir kadının pantolonu ki gezen kadın da pantolon giymiş kot pantolon ama şuraya kadar üstünde de böyle tunik gibi yani hiçbir kadınsı hatları belli olmuyor kafasında da eşarp olmasına rağmen yürüyemedi kaç şeyle Afganistan sokaklarında kafasında da böyle şal olması şuradan şöyle ucundan saç görünüyor diye ah ah işte ne derler e, konfor alanından çıkmadan şeriat istemek çok kolay buradaki hanımlara sesleniyorum ama e, aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Tüylerim diken diken birkaç video izledim. Gerçekten korkunç, korkunç bir karanlık. Yani her an başına bir şey gelebilir kadınsan. Kadın, ya yalnız bir kadının Afganistan'da yaşamasına imkan yok. Düşünebiliyor musunuz? Sahip olduğumuz olanaklara özgürlüğe bakar mısınız kendi ülkemizde? O yüzden Allah e, bizim ülkemizi gerçekten ne bileyim yani demek ki bir ne, seviyormuş bu coğrafyanın insanını ki Atatürk gibi bir lideri bize göndermiş arkadaşlar. Ne kadar minnetle ansak e, yetmez diye düşünüyorum Atatürk'ü. Bakın konu nereden? Muhammed Yakut'tan buralara geldi ama o da işte din adamlarının sömürü sistemini anlatıyor. Ya milyar dolar servetleri var ya tarikat liderlerinin. Nasıl olabilir milyar dolar bir tarikat liderinin serveti? Üretimleri ne? İstihdama katkıları ne? Düşünebiliyor musunuz? Ve ee, içim ağlayarak e, izliyorum. Bizim hükümetimizin bir Arap hayranlığı var biliyorsunuz. Balıkesir'de ne işi var Mısırlı iş, insanlarının? Bir de meraları çevirmişler. Kaç dönüm araziyi Mısırlı birine vermişiz. Yani patates gibi tarlalarımız, bağlarımız, bahçelerimiz satılıyor. Zamanında köylüleri boşalttığımız alanlar şimdi Araplara satılıyor. Yani bakın ben ırkçı değilim. Kesinlikle ırkçı olmadığımı düşünüyorum ama... Önce benim milletim ya. Benim milletim perperişanken valla başka milleti de düşünemeyeceğim. O yüzden aklınızı başınıza alın. Gerçekten aklınızı başınıza alın. Dinle uyutulmayın. Allah'la kandırılmayın. Siz eğer gerçekten dini bütün insan olmak istiyorsanız sizin kılavuzunuz, inandığınız kitabınız Kur'an-ı Kerim olsun. Bir başkalarının önünde diz çöküp de onlara biat edip de onların söylemleri olmasın. Gerçek İslam'ı yaşamak istiyorsanız o kitabı okuyun. O kitapta uygulayabildiklerinizi uygulayın. Ne diyeyim arkadaşlar çok üzülüyorum. Kadınlar adına üzülüyorum en çok da ve e, umut ediyorum ülkemde ben e, yani çok gelişmiş insanımız var. E, tabii ki biz bir ortadoğu değiliz. Bizde bu hayallerini bu yobazların gerçekleştirme ihtimali çok düşük ama çok ağır zararlar görebiliriz. Çok ağır darbeler alabiliriz ülkece, milletçe. O yüzden dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Hadi geçelim renkli konulara. İçinizi karartmak istemiyorum. Dün birazcık kirli sepetine baktım. Melisa Döngel bugün e, enteresan e, iki tane başrol oyuncusu Demet Özdemir ve Hande Erçel ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Demet Özdemir ile ilgili mükemmel bir kadın. İki projede beraber oynadık. İkisi de onun desteği, e, ikisi ikisinde de onların desteğiyle projeye alındım diyor. Bir kadında hiç mi kıskançlık olmaz Demet de yok aksine yardımcı olur gibi açıklamalarda bulunmuş. Diğerisi için de Hande oyunculukta öğrenmeye çok açık demiş ve tatlı biri. Ben de drama projelerinde yer almak istiyorum diye de eklemiş. Birazcık yancılık yaptığını düşünüyorum. Yani Ne gerek var şimdi Hande Erçel ile Demet Özdemir güzellemesi yapmaya? Öyle değil mi? Yancılık yapıyorsun yani. O ikisi bir başrol kadın olarak. Sen de onların bulunduğu projelerde yer almak adına mı yapıyorsun bu yancılığı? Ama vallahi hiç de şık durmuyor. Biraz bir kadın özgüvenli olacak ya hırslı olacak mesleğinde yaptığı işte birilerini yalakalık yaparak, şirinlik yaparak bana şöyle oldu böyle oldu diyerek sektörde ancak yancı, yan rollerin kadını olmaktan öteye geçemezsin. Demek ki yancı olarak kalmak konusunda kararlı Melisa Döngel. O yüzden böyle Yancı yancı açıklamalar yapmış. Aa bu iddia çok enteresan. Ümit Sayın daha önceleri kendisinden Zeynep Dizdar çocuğum çocuk aldırdığını, kürtaj olduğunu falan ağlayarak öyle Ümit onların bir ilişkisi olmuştu şarkıcı Ümit Sayan'la besteci. İşte onları anlatmıştı. Ümit Sayan diyor ki ben konuşursam mahcup olur diyor. Yani e, o kendi penceresinden bir takım işte anlattı çok aşık olduğunu, hamile kaldığını, çocuğunu aldırmak, kürtaj yaptırmak zorunda kaldığını falan anlattı ama e, Ümit Sayın da diyor ki ben bir konuşursam mahcup olursun diyor ve e, işte yani tek bir konuyu da tek taraflı dinlememek lazım. Her iki tarafın da söylemleri çok önemli. İnsan her insan bir konuyu anlatırken kendi bakış açısı ve kendi baktığı gözle anlatıyor. Objektif anlatamıyor içinde bulunduğu durumu ya da ne bileyim yaşadığı ilişkiyi. Hep kendi penceresinden, hep kendini haklı gören insanlar vardır. Ben bazen kendimi de çok kızarım, eleştiririm bazı konularda. Biraz daha tepeden kendime bakabildiğimi düşünüyorum ben. Mesela bu çok zordur. Bir insan eğer kendisini de eleştirebiliyorsa, olaylar sıcağı sıcağınayken, yani bir ilişki yaşarken kendisini de eleştirebiliyorsa, hatalarını görebiliyorsa, sadece ne bileyim kendi penceresinden bakıp da her şeyi anlatmıyorsa o insan objektiftir arkadaşlar. Objektif olmak da her adamın harcı değil gibi düşünüyorum. Hadise biliyorsunuz bir iş insanıyla görüntülendi falandır, pişmandır. Hem de hemen Ebru Gündeş'in ilişkisinin, evliliğinin akabinde böyle bir hadise görüntüleri çıktı ama hadisenin de eski eşi Mehmet Dinçerler'de yeni aşkıyla yakalanmış ve panikalleri dikkat çekmiş. Ben onun paniklediğini falan düşünmüyorum. Hala sinekten yağ çıkarır gibi hadiseyle olan evliliğinden prim kastığını düşünüyorum. Yani Mehmet Dinçerler kim ki yoksa millet konuşsun İşte hadise sayesinde ...bir nevi playboy gibi bir şey oldu. Kadınların gözdesi durumuna geldi. Ben hiç de paniklediğini düşünmüyorum. bile isteye o görüntüleri vermiyorsa... ...ben de ne olayım? Alan razı, veren razı gibi bir durum arkadaşlar. Ve... ...çok enteresan... E, ...Defne Samyeli... ...kızıyla... E, ...kendi YouTube kanalında kızını konuk aldı. Defne Samyeli kızı, Deren Talı'yı... ...konuk aldı. Deren Talun'un ...enteresan bir itirafı oldu... Melih Bey takımı yorumlarına o Melih Bey tayfası da Aşkı Kanal D'nin sevilen efsane e, dizilerinden Aşkı Memnu'da e, Melih Bey takımı Kanal D'nin fenomen dizisi Aşkı Memnu'da Firdevs Hanım ve kızlarına söylenen bir e, şey benzetmemiş zannedersem dersem. E, hakikaten de Firdevs Hanım ve kızları gibi duruyor. E, çünkü iki ikisi de çok güzel kız ama kızlarından daha daha güzel diye düşünüyorum ben gerçekten Defne Samyeli'yi. Ama Defne Samyeli'nin ilginç de bir açıklaması oldu. İnsanlar kendinde olan eksikleriyle, kendindeki olmayan eksikleriyle baktıkları için ona göre değerlendirme yapıyor. O yüzden ben sosyal medyayı ciddiye almıyorum. Sosyal medyadaki eleştirileri ciddiye almıyorum gibi bir açıklaması var da. Hiç öyle değil anacığım. Sosyal medyayı ciddiye almıyorsan kullanmazsın o zaman aktif bir şekilde kızlarında sen de her türlü resmini koyuyorsun, her türlü bilmem neyini koyuyorsun. E birileri seni beğenmeyince, eleştirince de ay ben sosyal medyayı ciddiye almıyorum. Bal gibi de ciddiye alıyorsun. Bal gibi de sosyal medya üzerinden para kazanmaya çalışıyorsun. Hem YouTube'da program yapacaksın hem sosyal medyanda kendi programını kesitlerini paylaşacaksın. Ya da bir şekilde Instagram'ı ya da sosyal medya mecralarını kullanıp ee, ne bileyim bir influencer gibi oralardan para kazanmaya çalışacaksın. E ondan sonra da ben orada yapılan yorumları ciddiye almıyorum. Yok ya. Yemezler anacığım. Ee, görsel bir iş yapıyorsan linçe de uğrayabilirsin, eleştiriye de maruz kalabilirsin. Ama bunları suç bastırma psikolojisiyle e, karşılayacağına bence e, o eleştirileri ve sana söylenen sözleri bir dikkate al. Orada acaba nasıl mesajlar var acaba sen dışarıya nasıl yansıyorsun İnsanlar senin hakkında nasıl düşünüyor öğreneceğin çok şey var aslında önce yargılamadan önce. Bence o gözle bakabilirsin bakın kızları çok güzel kendi de maşallah yani yaşına göre hıstık gibi çok güzel bir kadın ay bu Firdevs'in Firdevs Melih Bey takımı demeleri kızını çok rahatsız ediyormuş. Annem öyle diyor, e, yanlış lanse ediliyor diyor, para göz bir kadın gibi lanse ediliyor ama öyle değil diyor, kendi çalıştı, ile O da annesine kompliman yapıyor, annesinin ne kadar iyi olduğunu. Babasından ayrıldığı için bir evlilikle ilgili e, travması var zannedersem, onu söylüyor. Evlilik iki insanın sürdürebileceği uzun birbirinden sıkılmadan sürdürebileceği bir şey değil diyor. Babamla ayrıldığım da çok üzüldüm diyor ama e, o zamanki düzenini çok sevdiğini duygulanarak o da ayrılmak istemediğini aslında arka, arkadaşça ayrılsalar da ayrılmak istemediğini söylemiş Defne Samyeli de. Yani e, enteresan değil mi bir insanın kızıyla program yapması değil mi ilginç değişik ama anne kız oturdular evlerinde sohbet eder edasıyla böyle bir yayın gerçekleştirdiler o yayından. Aklımızda, hafızalarımızda kalacak yorumlar biliyorsunuz. Deli kızımız İrem Dericim Kendisini dinlemeye gelen izleyicilerine işte kırmızıla biraz çekil benimki orada falan gibi espri dille bir şey söylemişti O da demiş ki aman benim her şey dilimde o an espri olsun diye söyledim Benim bacılarım sevgilime zaten asılmaz demiş Yani o yeni sevgilisi Gökhan Fırat'ın Asılan bir seyirci asılmamış ki ya kırmızılı kadın mı ne falan hatırlıyorum o mevzuyu biz de işledik biliyorsunuz. Benim bacılarım sevgilime asılmaz diye de eklemiş. Ya valla işte ne bileyim kaç tane o kadar çok adam değiştiriyorsunuz ki e, e, hızınıza yetişemiyoruz anacığım ya vallahi gerçekten. E, bu arada e, yine İngiliz kraliyet ailesi de magazine çok malzeme oluyor. Kamila'nın ee, omzundaki yük ağır gelmiş. Kocası da kıramamış. Bavulunu, yani ona izin vermiş. O da bavulunu toplayıp tatile çıkmış zannedersem. Bakın gazete ne diyor? Bazen insan bir şeyin gerçekleşmesini yıllarca bekler. Sonra o beklediği gerçekleşir ama gelin görün ki insan bazen bunun keyfini çıkarmadan bir dizi talihsizlik yaşar. Belki de uzun bekleş sı sırasındaki tasasız ya da daha az dertli günlerini Geri dönmeyi bile isteyebilir amacına ulaştıktan sonra bile. Biraz önce benim söylediğime geliyor. Hani bir şey elde etmek için çıktığın yolculukta verdiğin mücadele keyifli gelebilir. Ama e, mücadele edip keyif aldığın, erişmek için mücadele ettiğin şeye eriştiğinde aynı keyif devam etmiyorsa çok büyük bir e, sükûte hayal yaşıyorsun. Kraliçe de kardeşim 96 yaşında öldü. Adam 70 yaşında mı 71 yaşında mı tahta çıktı Tahta çıktı çıkmasına ama sadece 9 ay sonra da kansere yakalandı ve e, onun için e, sıkıntılı günler başladı. Kral e, Kralın keyfi uzun sürmedi. Bakalım ne diyor haber? Ailenin bütün yükünü bir süredir kim taşıyormuş bakalım. Ama İngiliz kraliyet ailesinin başında sağlık sorunları sadece bununla sınırlı değil. En çok kamuoyunu e, karşısına çıkan ve halktan da en çok ilgiyi gören Galler prensi Kate. Kate e, karın bölgesindeki operasyon geçirmiş Nisan ortalarına kadar dinlenecek. Bir başka deyişle ay, bütün kırılıyor hastalıktan e, kraliyet ailesi. E, bir başka deyişle söylersek bu süreçte İngiliz kraliyet ailesini temsil eden farklı yüzler farklı aile üyeleri öne çıkabilir. Çünkü Charles kimi zaman programlarına katılmıyor. Kate Middleton ise daha uzun süre ortalarda görünmeyecek. Bu süreçte ailenin bütün yükü kraliçe Camilla'nın omuzlarına yığıldı. Geçen hafta Yunanistan'da taçsız kral Konstantin'in anısına düzenlenen anma etkinliğine katılmayan kocasının yerine aileyi tek başına temsil etti Camilla. Üstelik o gün Prens William da kişisel nedenler ileri sürerek etkinliğe katılmadı. Uzun süreden bu yana kocasının hastalığı bir yandan da görevleri derken artık yaşı da Kemal'e eren kraliçe Camilla da iyice yoruldu. Tası tarağı toplayıp yurt dışına tatile gitmiş kraliçe. Eşi de ona izin vermiş. 11 Mart'ta milletler topluluğu gününde ise yine işinin başında olacakmış. Camilla hafta o etkinliğe de kendisi gidecekmiş. Çünkü kocası Kral Charles fiziken törene katılma yerine bir videolu mesaj gönderecekmiş. Bayağı durumu ciddi zannedersem Kral Charles'ın yani kraliyet ailesi de Sağlık sorunlarıyla, iç çekişmeleriyle bir mücadele halinde gerçekten kral da olsanız, kraliçe de olsanız, prens de olsanız hayatın ve zorluklarının e, altında eziliyorsunuz. Yani ona göre de sorumluluklarınız oluyor. Resmi törenler, şunlar, bunlar. Hayatınızı yaşayamıyorsunuz. Bazen özenirler ya krallar gibi. Aslında krallar gibi lafı. O kadar da ne derler? Sıkı bir disiplin gerekiyor, disiplinli bir hayat, işte sürekli gitmeleri ve katılmaları gereken kendilerini ülkelerini te temsil etmeleri gereken durumlar oluyor. Ya zor ya bakarsanız, kral meral olmak istemezdim dermişim. Evet hemen yola devam edecek olursak, ama sürekli magazinde İngiliz kraliyet ailesi farkında mısınız bilmiyorum ama sürekli magazindeler. Bu arada Settar Tanrı Öben. Ay canım benim ee, ilk görüntüde şeyden geldi. Ondan sonra neydi karakter doğayla ne diyor öbürünün ismi çocuğun. O çocuk onunla resim paylaşmış. Settar e, e, den gelmiş teklif. Apo'yu oynayabilirsin diye Ahmet Mümtaz'a. Ahmet Mümtaz'ın da bir açıklaması olmuş. Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili. Bakalım ne söylemiş. Kızılcık Şerbeti dizisinde Settar Tandruer'in sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrılması üzerine Aparoğlu Ahmet Mümtaz Taylan'a devralmıştır. Ee, gazeteci Cenk Ertezel'e konuşan ünlü aktör. Öncelikle Settar kardeşimize acil şifalar diliyorum. Bizim için çok kıymetlidir. Hem insan olarak hem oyuncu olarak o sağlığına kavuştuğu zaman daha iyi hissedeceğiz kendimizi. Ama iş devam ediyor. 5 hafta falan beklediler toparlanması için ama kendisinin de isteğiyle, onayıyla bu şekilde devam etmeye uygun gördük demiş. Ben de destek olmak için sevilen bir iş hakkı. Bir saniye ya paşa gene mi Allah'ım ya Rabbim görüyorsunuz da ama tam çekim başlıyor gidiyor balkonun önüne. Geliyorum hemen sevgili takipçilerim. Şu paşanın işini halledelim. Paşa çok zor bir köpek gerçekten beni inanılmaz uğraştırıyor arkadaşlar Evet e, lafın özü kısası yani onun gönlünü aldıklarını onun da isteğiyle e, Apo karakterini canlandırmaya talip olduğunu söylemiş ama biz e, Settar Bey'in e, o kadar oturmuş ki Apo karakteriyle o kadar cuk meç olmuş ki ya da o kadar iyi oynamış ki rolünü Ahmet Mümtaz Bey'e alışmamız biraz zaman alacak gibi geliyor bana. Bir Yadırgadık ilk bölümde. E, birkaç bölüm sonra oturur mu bilmiyorum ama ben ne bileyim diğer e, Settar Bey'i daha çok yakıştırdım ve aradım o rolde. Bakalım ama çok naif bir Ahmet Mümtaz Bey e, son derece de naif bir dille içindeki bulunduğu durumu izah etmeye çalışmış. Ay Demet Akalın'ın fenalığına ne diyeceksiniz. Biliyorsunuz bu aralar Kızılcık Şerbeti'nin doğası da Ergenlikteki resmiyle yeni halini koyup da eleştiriler işte estetik iddiaları onlarla bunlarla gündemi meşgul ediyor Zannedersem bir kullanıcı o kıyaslanan resmin altına ergenlik ile farklı olabilir diye bir yorum yapmış da Bakın Demet Akalın da ay Demet Akalın pek fesatsın ne demiş Ergenlikten sonra dudak büyüyor mu bizde büyümedi diye <laughs> vermiş. Ee, yeni hali, eski hali diyerekten burada böyle bir e, bakın bir şey söyleyeyim mi? Bana dudakları estetik gibi gelmedi. Yüz küçülünce bakın burada çok tombalak bir surat. Yüz küçülünce dudakları kalın gibi görünebilir ya. Yani çok da dolgulu gibi gelmedi bana ama e, neye dikkat etmiş e, diyor ki biz diyor zamanında diyor biz de ergen olduk ama e, genç kızlar geçince dudaklarımız büyümedi demiş. Ben dudaklarında dolgu olduğunu düşünmüyorum. Varsa da çok doğal olmuş diyelim o zaman. Ee, yani ne var? Hani estetikliyse ne olacak yani? Ee, biz eğer estetik sırıtıyorsa eleştirebiliriz. Son derece doğal ve şık ve güzel görünüyorsa bunu eleştirmek Demek ki başarılı bir şey eleştirmeye gerek yok. Eğer ki insanın yüzünün kontürü bozuluyorsa, ne bileyim estetiği bozuluyorsa, güzel görünmüyorsa estetiği eleştiririz. Başarılı olmuş eğer eğer estetikse de yüzü bence. Bu art niyetli bir yorum olur. Ay Demet Akalın'ın da fesatlığına bak. Ee, hani Demet Akalın ara verdiydi. Lerzan Mutlu'yu konuk etmiş zannedersem. Lerzan'la bir küsüp bir barıştığından bahsetmiş Demet Akalın'da. İşte küsüyoruz. Öyledir, böyledir. İkisi de aman onların küslüğü de, dostluğu da bana hiç samimi gelmiyor gerçi. Ama işte ne der? Çıkar menfaat ilişkileri. Ee, birbirlerinin kuyruğuna basıyorlar. Birbirlerinin sarılıyorlar. Hiç bana dostlukları da düşmanlıkları da samimi gelmiyor. İkisinin de vallahi kusura bakmasınlar. Demek ki ara vermemiş. Gazete başlık atmıştı. Demet Akalın ara verdi diye. Acaba dedim banttan mı? Yok canlı yayın yapıyor onlar. Devam ediyorlar demek ki. Reytingi olmasa da Acun Ilıcalı Demet Akalın'la yola devam etmek kararında herhalde. Kararlılığında. Bu arada Çafa Magazin'de e, ee, New York London merkezli araştırma şirketi Opinium'un yaptığı araştırmaya göre finansal kaygılar nedeniyle ilk buluşmada emin olmadıkları ve paralarını bir daha asla göremeyecekleri kişiler için harcamak istemeyip randevuyu erken bitirme tercih edenlerin sayısı son yıllarda artışa geçmiş. Yani diyor ki hani boşa kürek çekmek istemiyor kimse bir daha görüşmeyeceği insana yemek dahi ısmarlamak istemiyormuş. <laughs> yani bu bir centilmenlik göstergesidir. Yani var bir yemekten ne olur yani? Düşünsenize ileride belki çocuğunun annesi olacak ya da iyi bir ilişkiye başlayacağını düşündüğün bir kişiye yemek ısmarlamışsın. Ha olmazsa da olmaz yani. Bunu düşünerek davranmak ne kadar sığ bir yaklaşım ya. Bizim hala ülkemizde bu değerlerin kaldığını düşünüyorum. Bakın Batı'nın da eksi yönlerinden birisi bu biliyor musunuz? Çok kısasa kısas. Çok böyle hani Alman usulü. Bunlar bizim kültürümüzde yok ya centilmenlik Türk kültüründe biraz daha fazla. Erkek gene ne bileyim eşine bir ne bileyim yemek ısmarlama ne bileyim hediye alma bu tarz konularda Türk erkeğinin de üstüne yok haklarını verelim öyle değil mi? İnşallah bu vasıflarımızı kaybetmeyiz. Yani batının iyi yönlerini alırız kötü yönlerini almayız ya. Ee, ne bileyim zaman kaybı geliyor baksana ee, bir ilişkiye başlayacağı ama tanışma safhasında olduğu kişiye yemek ısmarlamayı bu şekilde düşünüyor. Ee, bir araştırma şirketinin e, araştırmasına göre. Hiç vallahi ben e, bizim milletimizin bazı hasletleri bu konuda çok iyi kadına bakış açısı çok iyi diye düşünüyorum. Bu arada Singapur'un Taylor Swift'in hamlesi Asya'ya bir krize neden olmuş. Taylor Swift e, Güneydoğu Asya'da sadece kendi topraklarında konser vermesi için 18 milyon dolar ödediği iddia edilen Singapura, Tayland ve Filipinlere tepki göstermiş. Yani Tayland ve Filipinler'dekiler gidip konsere katılamayacak mı yani? Sadece bizde çıksın derken bilmiyorum ama bir krize ne güzel kadın. Gerçekten son dönemin en güzel ve başarılı ve en çok kazanan kadınlarından. Şöyle bir bakıyorum haberlerime arkadaşlar. Hemen hemen hepsini özetledim diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Işık saçıyor kadın Taylor Swift. Şu resmin güzelliğine bakar mısınız? Ee, bazen nostaljik Sibel Can'ın bir kostümü vardı ona benzettim renklerini ama kadın olağanüstü güzel bir kadın ee, bazı e, şarkıcılara oyunculara gülmek çok yakışıyor ya gerçekten hani bir insan gülünce yüzünde güller açar ya o herkeste olmuyor bazı insanlar gül gülmek çok yakışıyor Çirkan Şoraya da çok yakışırdı bizim yıldızlarımızdan değil mi gülmek bir gülünce bir gülümseme yüzündeki o mimikleri falan. Bu arada Türkan Şoray da birçok kıyafetini terzisine kendisinin tarif ettiğini şurası burası böyle olacak diye akşamdan söylerim gündüzden öyle hazırlanır gibi açıklaması olmuş. Sultanımızın ay ne efsane kadın. Yani efsane diyebileceğimiz bizim ülkemizde kim var mesela? Türkan Şoray. Hollywood'da da mesela Marilyn Monroe. Bir efsane değil mi ya gerçekten? Biraz da efsane olarak kaldı. Hayata gözlerini erken yumması da, ya ölümü de esrarengiz olduğundan belki de ne güzel kadınlar geliyor, geçiyor. Hatta Pamela Anderson yaşlanma üzerine yapılan bütün her şeyin gereksiz ve e, son derece saçma olduğunu e, söylemiş zannederse ne güzel kadındı Pamela Anderson. E, makyajsız görüntü veriyor ve hiçbir şey yaptırmadan doğal yaşlanmanın doğru olduğunu, doğru olduğu gibi açıklamalarda bulunmuş. Beğeniyorum yaşlılığı bile güzel, gözleri çok güzel bakıyor Pamela Anderson'ın da e, ilerleyen yaşına rağmen. Bazen e, güzel baktığınız zaman inanın çizginiz, çubuğunuz, yılların yıpranmışlığı bile kötü durmuyor. Biraz da nasıl baktığınız da önemli. Yani eğer içiniz güzelse ve güzel bakıyorsanız inanın çizgileriniz sizi çirkinleştiremiyor. O yüzden sadece şekilci olarak kaşımdı, gözümdü diye değil de İçinizi de beslemeniz gerektiğini düşünüyorum. İçiniz temiz kalırsa, içinizin güzelliği gözlerinizden yansırsa, bazen yüzünüzdeki bir yara izi bile size karizmatik bir güzellik katabilir. Her şey okka gibi yerli yerinde, gergin olması gerekmiyor. Bazen görüyorsunuzdur eminim. Ben görüyorum. Okka gibi burun, okka gibi kaş, her şey yerli yerinde ama bir ruhsuz bakıyor. Soğuk buz gibi içten bir şey yansımıyor. Önemli olan içinizde biriktirdiğiniz güzelliklerin yansıması. İnanın e, belki de kırış kırış bir cildiniz olabilir ama iç güzelse, içte güzel şeyler biriktirmişseniz o öyle güzel bir şekilde gözlerinizden enerji olarak çıkıyor ki ne alnındaki çizgi, ne yanaklarındaki çizgi ya da çukurlar hiçbir şekilde. Kötü durmuyor aksine size güzellik katıyor diye düşünüyorum. Kalabildiğim kadar bu saatten sonra tabii ki estetik yaptırdım zamanında ama ben de e, doğal yaşlanılması gerektiğine geç kalsam da inananlardanım. Yani hemen gidip koşup botoks ya da hemen gidip koşup bir yerleri düzeltmektense biraz da zamanın bize kattığı izlerin de yüzümüzde kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Bugünlük de Sevaşunuzdan bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Her zaman Sevaşunuzda kalın. E beğendiyseniz patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Kucak dolusu sevgiler.